günler, iyi pazarlar. Artı TV'de Levent Üzümcü ile Artı Sanat'a hepiniz hoş geldiniz. Bizi koşullar buraya doğru itti. Biz de artık bulunduğumuz yerlerden bir takım bağlantılarla programımızı yapabiliyoruz. Ama üzülmeyin, programımız sizin o sevdiğiniz tarzda ve o hızda devam edecek. Bugünkü konuğum bir devrimci, bir şair, Atol Behramoğlu. Atol abi hoş geldiniz. Merhaba sevgili Levent. Çok güzel tarif ettin beni. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ama siz öyle demiyor musunuz? Her şiir bir devrim, her şair bir devrimcidir diye. Öyle olmalı diye düşünürüm. Doğru. Peki şiir okumayan bir insana şiirin güzelliğini dışarıdan anlatabilmek mümkün mü? Değil. Değil. Bu benim için gerçekten ilginç bir konudur. Şöyle, bir romanının öyküsünü iyi bir anlatıcı anlatabilir ve o romana ilgi uyandırır. Bir öyküyü, bir oyunu anlatabilirsin. Yani konusu şudur, kahramanları şöyledir. Kendine, Nazım Hikmet memleketimden, hatta epik şiirden bahsedelim. Ne anlatıyor? Efendim Haydar Paşa garında başladı. İşte hapishane, yani bir şey çıkmaz bundan. Lirik şiiri hiç aratamazsın. Hiç, yani Annabelle'de Edgar Allan Poe'nu anlatıyor. İşte sevgilisi ölmüş, onun üzüntüsünü anlatıyor. Başka da söyleyecek bir laf yok yani. Çünkü şiirin anlattığı kendisinden ibaret. Kendisidir. Olay bu yani. Çok önemli bir konu bu gerçekten. Demek ki şiiri çok okuması lazım. Okumadan sevdirmek lazım. Şiiri sevmesi lazım. Değil. Değil Levent. Örneğin Japon şiir sanatı var biliyorsunuz siz de. 3-4 dizden oluşan haiku şiirleri var. O kadar müthiş bir derinliği 3 satır içinde veriyor ve siz okuyunca, okuduktan sonra eğer bir de şiir okuma alışkanlığınız varsa ki hele, bir şiirin bir dünyası var çünkü. Şiir size bir şeyleri öyle bir söylüyor ki ille de yüklemin yerini değiştirmekle ilgili bir şey değil bu. Alışıldığımız kalıbın dışında konuşmakla ilgili bir şey de değil. Öyle bir araya getiriyor ki harfleri, ideaları öyle bir araya getiriyor ki bence en bariz olanı haiku şiiri. Bu kadar kısa sürede çat diye anlatan. Haksız mıyım? Doğru. Güzel bir deyim kullandın. Alıştığımız konuşma kalıplarının dışında konuşmak da değil. Ondan bile daha farklı bir şey. Tabii hatta bazen alıştığımız konuşma kalıpları içinde konuşarak da şiiri yaparsın. O başka tabii bir büyü. Haiku dediğin gibidir. Orhan Veli'nin şiiri de öyledir. Hani gün olur alır başımı aynen, giderim. Evet. Yani sanki. Ama orada öyle bir büyü var ki sözcüklerin bir araya gelişi, şiirin bütünlüğü içindeki o ses örgüsü bambaşka bir şey çıkıyor. Hatta konuşma dilinden yola çıkarak yazılan şiir bana göre daha etkileyici olabilir eğer başarılı olursa. Haiku örneğin hakikaten önemliydi, ilginçti. Peki Atoğlu abi, çocuklarımıza, gençlerimize nasıl sevdirebiliriz şiiri? Önce sevgili Levent, bu sorunun yani yanıtını şöyle bir soruyla destekleyerek vermeye çalışayım. Çocuklarımıza, gençlerimize şiiri niye sevdirelim? Hani nasıl sevdiremizden önce niye sevdirelim? Şunun için sevdirelim. Bir, ana dil duygusunu en çok, en doğru, en derinliğine şiirle kavrar. İyi şiirler size konuştuğunuz dilin, ana dilin güzelliklerini, inceliklerini anlatan, yansıtan bir gerçekten olağanüstü bir üründür. Bu nedenle bir kere ana dil sevgisi. İki, yaşamın en ince noktalarında hayatımıza dair her şeyin dediğin gibi en özlü biçimde anlatıldığı bir yapıt olduğu için, yani hem doğru dürüst insan olmak için hem doğru dürüst yurttaş olmak için çocuklarımıza ve gençlerimize şiiri sevdirmemiz lazım. Ha, nasıl öğretilir? Bir kere yani şiiri sevdirebilecek öğretmenleri yetiştirerek, öyle anneler babalar olması gerekiyor öncelikle. Yani onların yetişmesi lazım. Bu da şöyle olur. Eğitim sistemiyle alakalı baştan sona. Matematik nasıl öğretilirse, fizik nasıl öğretilirse, tarih nasıl öğretilirse hem bilgi
ve şiirde, sanatta bir de duygu. Sanat tarihi diye bir şey var. Heykel nasıl sevdirilir ya da resim nasıl öğretilir? Bunun inceliklerini kavrayacak öğretmenlerin yetişmesi lazım. Bunlar da tabii hakikaten falan kıtayı yeniden keşfetmek falan gerekmiyor. Yani gerçekten doğru dürüst ülkelerde açıkçası çocuklara şiir sevdirilmektedir. Örneğin Rusya'da Puşkin'den iki dize, üç dize bir şiir ezbere söylemeyen bir sıradan bir insana bile rastlayamazsın. Eğitim sistemiyle alakalı. Bu her Fransa'da da öyledir, İngiltere'de de öyledir. En azından birkaç şairlerinin bir iki şiirini bilirler. Şiir nasıl okunur, şiir ne demektir konusunda bilgileri vardır. Gerisi biraz da tabii insanların tabiatına, mizacına falan da bağlı şeylerdir. Ama bizim gibi ülkelerde nedendir bilinmez, şairine, romancısına, heykeltıraşına, ressamına, sanatın yedi tane dalından çıkmış çok nadide sanatçılarına herhalde bizim kadar kötü davranan başka bir ülkede görünmemiştir. Sevgili Levent, burada da yine gerçekten ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Halk insanı şiiri sever, sanatı sever. Yani gerçekten bizim insanımız, düşün, Türk halk şiiri, Anadolu halk şiiri gerçekten dünya çapında son derece değerlidir. Bunu sen gayet iyi biliyorsun. Bir de şeyleri düşün, kilim dokumalarını düşün, türküleri düşün, halk oyunlarını düşün. İnsanımızın sanatın bütün alanlarına bir yatkınlığı vardır. Bu kötü davranan maalesef giderek hakim olan sistemler ve özellikle de hakikaten yani Mustafa Kemal sonrasındaki süreçlerde Mustafa Kemal Atatürk kendisi bildiğimize göre zaten biliyoruz bildiğimiz gibi daha doğrusu sanata yatkın hatta şair olmak istemiş gençliğinde falan yani son zaman günlerde öyle bir şey okudum. İyi ki olmamış ayrı konu yani belki şiirden uzakta şeyden askerlik zaten öğretmenler de öyle demişler şiiri bırak askerlikten uzaklaşırsın o da ilginç bir tabii anekdotik bir şey yani esasında. Ama hayatı boyunca şiire bağlı kalmış. Tevfik Fikret'e ziyaretini biliyoruz. Yani şeyde Aşiyan'da müze defterinde harbi öğrencisi olarak şeyleri var. Harbi okulu öğrencisi olarak yazısı var, imzası var. Dolayısıyla Mustafa Kemal döneminde biliyoruz yani sanata nasıl devletin sahip çıktığını, nasıl sanatın gelişmesi için halk evlerinde yani Aşık Veysel'lerin, Yunus Emre'lerin keşfedilmesi, ortaya çıkması da o dönemle alakalı. Ama sonrasında giderek bugünkü yoz, kötü, kepaze duruma gelmişiz. Yani olay bu. Esasında yani şöyle bağlayalım, köklerimizde bu sevgi var. Bütün mesele onun üzerindeki örtüyü ayıklamak ve yeniden ortaya çıkmasını sağlamak. Atol abi ben hep şunu merak ediyorum. Gerçekten sizin kelimeleriniz, sizin yaşam tecrübelerinizle buluşmasını istiyorum bizi izleyenlerin. Şimdi bir çocuk düşünün, doğmuş ve ona ailesi bir eğitim veriyor ve onun bazı kanallarını açıyor içindeki, fikrindeki, aklındaki, dünyaya bakışındaki, bazı o evin içindeki pencerelerin perdelerini açıyor ve çocuk dışarıya bakıyor ve çocuk dışarıya çıkıyor. Güzel, çok güzel bir metafor. Bazen, yani güzel bir metafor. Evet. Bazen böyle şanslı çocuklar vardır ve o çocuklar o çıktıkları evden, o baktıkları manzarada istedikleri yere giderler. Ama bazı çocuklar vardır ki bir odanın içerisinde perdeler sıkı sıkıya kapalı, kapı sıkı sıkıya kilitlenmiş bir şekilde yaşarlar ve sonra bir gün dışarıya çıkabilirler. Çıkıp gerçek dünyanın ışığıyla, gerçek dünyanın eğer şanslılarsa gerçekliğiyle karşılaşabilirler. Ve bu iki durumda onların hayatlarında kendilerince bir ilerleyiştir. Biz diyemeyiz ki bütün gün odanın içinde hayatı boyunca kapalı kalmış ve sonradan dışarıya çıkmışla yıllarca dışarıya bakmış arasında bir fark yoktur. Ama ilerleyiş, hız, istek, azim konusunda birbirlerinden çok farklı olabilirler. Ve bu odada kalmışın lehine de olabilir. Siz çok açık fikirli bir ailede büyüdünüz. Doğru. Siz evinizin pencerelerinden dışarıya bakıp gitmek istediğiniz yöne doğru kendi açtığınız kapıdan dışarıya çıkıp yürüyebildiniz. Ve
hayata karşı bütün derdinizi satırlarla, şiirlerle ifade etmeyi başardınız. Peki siz bu yollarda gitmiş kimleri okursunuz? Siz hangi şairleri seversiniz? Siz okuduğunuzda hangi romandan keyif alırsınız? Sizi hayatınızda en çok etkileyen o açık pencerelerden biri, açık kapılardan biri neydi? Bizimle paylaşır mısınız Atol abi bunu? O kadar güzel bir kompozisyon değerinde bir sunum yaptın ki şimdi bunun gerisinde kalmamam lazım. Benim söyleyeceğim şeylerin de aynı etkililik ve güzellikte olması lazım sevgili Levent. Önce kalmazsın. Tabii şunu söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. Ne yazık ki çocuklarımızın çoğu bugün bu ülkede tarif ettiğin o kapalı pencerelerin gerisinde, perdeleri kapalı pencerelerin gerisinde dar odalarda yaşamaktalar. Hem anlamı, hem maddi hem manevi anlamıyla oralarda yaşamaktalar. Üstelik gerisinde, perdelerin gerisinde yaşadıkları evler, kimileri de çok geniş saray gibi evler de olabilir onlar kimileri. O içerilerde de bir zenginlik yok. Yani çocuğun dünyasını mümkün değil. Yoksul ailelerde bu mümkün değil. Daha varlıklı ailelerde de o çocuklar paraya pula dönük olarak filan eğitilmekte, yetiştirilmekte. Maalesef böyle bir gerçekle, toplumsal bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu bir. İki, benim yaşam süreçlerime göz atacak olursak ben gerçekten mutlu sayarım kendimi o bakımdan. Ben orta halli bir ailenin çocuğuyum. Babam yüksek ziraat mühendisi, ziraat fakültesinin ilk mezunlarından biri, Cumhuriyet'in ilk kuşak aydınlarından biri. Mustafa Kemal Atatürk'ü görmüş birkaç kere ziraat fakültesi, Gazi Osman Paşa çiftliği mi? Ne diyeceğiz oraya? Gazi çiftliği mi diyeceğiz? Gazi Atatürk çiftliğine, oralara... Gazi Atatürk Orman Çiftliği'ne, çünkü değiştirdiler onu, adını da değiştirdiler ya gerçi. Ondan sonra oraya geldiği zaman Mustafa Kemal Atatürk öğrencilerle yemek falan yediği zaman onunla karşılaşmış bir öğrenci. Annem de mütevazi bir ailenin çocuğu. Azeri kökenli bir babam da öyledir. Kars'ta geçti benim çocukluğum. Annem de klasik batı müziği eğitimi almış bir dönem. Dolayısıyla klasik batı müziği enstrümanı olarak yani çalardı kemanı zaman zaman evde bizler için ve kendisi için tabii. Öyle bir ortamda büyüdüm ben. Kars gerçekten bir de yani şöyle bir şey söyleyeyim de ben 4 kardeşin en büyüğüm ben. 4 erkek kardeşiz biz. Çok şükür hepimiz hayattayız şu anda. 70'i hepimiz solladık bakalım nereye doğru gidiyoruz. Ondan sonra onun getirdiği tabii hem bir yalnızlık var yani hem de çok fazla da karışılmazdı bana. Kars'ın sokaklarını arşınladım yani çocuk yaşlarımda. Karlar yağar ya da baharda güneşler açar. Çayırlar inanılmazdır yani çevresinde, şehrin çevresindeki geniş kırlar. Babamla da giderdik bazen, ziraat müdürüydü işte orada falan. Yani doğa ve yalnızlık, işte o müzik, babam şiire de yatkın bir insandı. Yani güzel şiirleri de vardı açıkçası. Resim yapardı filan. Ya öyle bir ortamda büyüdüğüm için ben hakikaten perdeleri açık bir evde büyüdüm, öyle söyleyeyim. Ve gerçekten de dışarısı da zenginliklerle, güzelliklerle doluydu bu anlamda. Hangi şiirler, hangi romanlar filan dersen tabii bu süreç içinde değişiklikler gösterir. Beni en çok etkileyen bir şiir. Çok ilginçtir bu söylediğim. Mesela Necip Fazıl'ın Tabut adlı şiirini ben 10 yaşındayken bir çocuk dergisinde dayımın evinde Muğla'da bir ziyarete gittiğimizde okudum ve gerçekten çok sarsılmıştım. Hece vezindeki o güçlülük ve anlattığı olaydaki o karanlık ortam beni gerçekten çok sarsmıştı. Daha sonra birkaç yıl sonra annemin bu kez Kargacık Burgacık yazısıyla, öyle diyorum ben o dönemin el yazısı, bir defterinde Ömer Bedrettin Uşaklı'nın işte Aşıkım Dağlara Kurulu Tahtım diye bir şiiri vardır. Şimdi adını, şiirini unuttum ama o şiir de beni çok etkilemişti. Duygusal bir şiir olarak o da. Romantik bir aşk şiiri olarak falan. Ama sonra Orhan Veli geldi. Sonra Nazım Hikmet geldi. Fazıl Üstü Dağlarca geldi. Büyük bir Türk şiiri geldi. 20. yüzyıl Türk şiiri. Atilla İlhan geldi falan. Yabancı diller öğrenmeden önce çevirilerle, öğrendikten sonra da tabii az çok işte başka dillerde şairler okuduk. O konularda ben çok tutucu bir adam değilim. Sevdiğim şiirler vardır. Yani her tür şairden sevdiğim şiirler
olmuştur açıkçası. Roman olarak da beni en çok etkileyen, ortaokul yıllarında okuduğum ilk şiddetle etkileyen roman Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'udur. Kuyucaklı Yusuf beni gerçekten şiddetle etkilemiştir. Bir de yine o yıllarda Feridun Fazıl Tülbentçi'nin Osmanoğulları filan, işte Yavuz Sultan Selim ağlıyor filan türünde böyle şeyler vardı. Tarihsel romanlar çok akıcıdır. Hele Osmanoğulları müthiş etkileyici bir kitaptı. Yani benim hayatımda öyle bir yeri vardır. Sonra tabii John Steinbeck, Panayot Strati giderek işte daha sonraki yıllarda ne bileyim Tolstoy, Dostoyevski, Camus, Çekov gibi pek çok yazardan etkilendim. Peki Atoğuz abi, hala okuyor musunuz? Hem de nasıl? Ne okuyorsunuz genellikle? Onu da söylerim. Şimdi ben kendimi yazar olmaktan çok okur olarak tarif ederim. Şimdi sevgili Levent, şu anda şu masamı anlatsam, yani şu önümdeki masada kitapları biraz başlayayım mı bir ucundan? Ne okursun diyorsun, yani bu saymak da tükenmez, onu söyleyeyim. Yani mesela genel şurada, anlamıyla hani edebiyat okuyorum, sosyoloji okuyorum. Edebiyat, sosyoloji, felsefe, her şey. Yani şimdi mesela hemen sıradan bakayım. Mesela şöyle bakayım. Catullus Bütün Şiirleri, George Bataille Edebiyat ve Kötülük, Ortega Gasset okuduğum bir kitaptır. Sevgi Üstüne Yeniden Gözden Geçiriyorum, Erik Brondel Aşk. Bir başka kitap, Ölüm ve Felsefe. Başka bir kitap, Modern Felsefenin Tarihi, Kısa Tarih. Bir kitap, Dil ve Yalnızlık. Ne bileyim, Histoire de l'Art, yani sanat tarihi, Age of Surrealism, Surrealizm dönemi. Fransızca bir Structure de la Poésie Moderne, modern şiirin yapısı. Yani onu zaman zaman, yani her gün biraz okuyup altını çizerek falan okuyorum. Haddinden fazla. Goethe'nin bir romanı, Schiller'den bir şey, işte Sabahattin Ali üzerine bir yazı yazdım geçenlerde. Şeyde çıktı, bugün çıktı. Cumhuriyet Kitap'ta. İkinci romanı, evet. Yani içimizdeki Şeytan. Dikkatle okudum. Şu günlerde Halid Edip Adıvar'ın Handanını bitirdim. Adnan Özyalçıner, Erdal Öz ve 1950 kuşağının mektuplaşmalarını okudum. Ben çok tutkuyla okuyan bir insanım. Bu arada yazmaya da vakit buluyorum. Yani sabahları, genellikle öğleye doğru. Sabahla öğle arasında hem bu daha çok bilimsel ağırlıklı ya da şiirle ilgili şeyler okuyarak bir şeyler de yazmaya çalışıyorum. Sonra da işte başka şeyler, gece romanlar falan gibi. Yani böyle. Böyle hayatım. Atol abi, biz şimdi hepimiz, hatta hani sadece bu ülkeye de mahsus değil, dünyadaki pek çok insan, neredeyse kuzey yarımkürenin hepsi, korkunç bir hastalıkla cebelleşiyoruz. İnsanlar evlerinde durmak zorundalar. İşte hastalıkla ilgili kaba taslak bazı bilgilerimiz var. İşte vücudunda bir arıza olana bulaşırsa onu işte yatak döşek yatırıyor. İşte düşük bir yüzdede de olsa öldürüyor. Çünkü işte yani bu kadar kalabalık nüfuslarda ölü sayısı az, ama şöyle bir şey var. Hiç tedavisi olmayan bir hastalık öldürüyor insanları. Bilinemeyen, evet, tedavisi daha bulunamamış olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Evet, ve maalesef. Sizin yaş grubunuz risk altında, daha çok risk altında. Evet. Yaş grubu düştükçe, insanların yaş grubu düştükçe risk de azalıyor ya da ölüm riski azalıyor. Peki siz, sizin hayatınızda siz şairsiniz ve bütün hava değişikliklerini, havadaki bütün o değişiklikleri, sosyolojik değişikliklerden bahsediyorum. İlk hissedenler sizler olursunuz her zaman için. Peki bu zorluk sizde ne gibi bir değişiklik yarattı? Siz genellikle evcimen de bir insansınız. Evde yaşamak, kendime daha çok vakit ayırıyorum. Belki bana iyi geldi ama duyduklarım beni biraz üzüyor. Nedir durumunuz? Tabii yani bütünüyle baktığım zaman hepimiz gibi yani çok kaygılı ve üzgünüm dünyanın durumundan ötürü. Zaten üzülüyorduk dünyanın durumuyla ilgili olarak. Üzüntüler içindeyiz genel olarak. Ülkemizin ve genel olarak da dünyanın durumu hakkında. Bir de bu geldi. Yani böyle bir salgına rastladı bizim dönemimiz, bizim hayatlarımız. Üzülüyorsun tabii. Tabii bir sıkışmışlık olgusu söz konusu. İşte evde istediğin kadar yaşa. Evcimenim dediğim doğrudur. Yani çalışıyorum. Saatlerin nasıl geçtiğinin farkında değilim. Hatta bana
böyle bir tanıyanlar öyle sormaz da tanımayanlar ya nasıl yapıyorsun, nasıl vakit geçiriyorsun deyince böyle bir an bir duruyorum yani şöyle ne diyeceğim bilemiyorum. Ben yani vaktin nasıl geçtiğinin farkında değilim. Çünkü o bir işten başka birine geçtiğim için filan. Ama bir de yani hayatın içine çıkmak var. Ben serüvenci bir adamım. Ta çocukluğumdan beri attım demin ilk gençliğim daha sonraki yıllar ve yakın zamanlara kadar gezen bir adamım. Seyahatlerimiz engellendi. Yurt içi, yurt dışı hem maddi açıdan hem manevi açıdan gerçekten sıkıntıdayız. Bunu işte sanatçılar açısından da konuşmamız lazım. Müzisyenlerin durumu. Bugün internette gördüm. Arkadaşımız, müzisyen arkadaşımız Mehtap Meral saat 21'de ağzında siyah bir bantla Instagram'da böyle bir susma eylemi yapacak. Şimdi adamlar ya da bu yöneticiler, adamı kadını her neyse çoğu adam zaten tırnak içinde ve ilk iş olarak sanat etkinliklerini yasaklıyorlar. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olur mu? Hep öyle oluyor Atoğlu abi. Yani herhangi bir durumda sanatla ilgilenenler, özellikle gösteri yapanlar her zaman bazı şeylerin en önünde, bazı şeylerin de en sonunda oluyoruz. Bakın hatırlayın, eskiden bir devlet düzeni, parlamenter düzen varken Kültür ve Turizm Bakanları nerede dururdu sıralamada? Düşünün Kültür ve Turizm Bakanları, yani kültür ve turizmi bir arada ele alıyorlar. Yani ikisinden anlayan acaba Türkiye'de bir o bakanlığı hak etmiş kaç kişi var hem kültürden hem turizmden anlayan? Yani ben kültürden çok anladığımı söyleyemem ama turizmden hiç anlamam yani. Anca gezerim ama yani kültürden daha iyi anlarım. Acaba bugüne kadar... Türkiye'nin tarihi yerleri bilmem ne filan kültürden anladıkları da o kadar para filan. Neyse o zaman başka gerçekten bir konu. Tabii sıkıntı verici bir dönemdeyiz. Benim için kişisel olarak başka bir sıkıntı verici konu şu yaş meselesi. 65 yaş üstü sanki ortadan kaldırılsa her şey hallolacak. Ya böyle bir şey olur mu? Yani ya, eğer sınırlama olacaksa dünyanın hemen bütün ülkelerinde olduğu gibi bu bütün yaşlar için geçerlidir. Belli bir süre ciddi bir uygulama yaparsın filan yani. Bu onu yap, bunu yap. 65 yaş günah keçisi olmuş. Saat 10'la 16 arasındaydı. Onu da 10'la 13'e çekti. Çünkü 20 yaş altını da bu sefer 13 ile 16 arası. Böyle bir saçmalık olamaz. Ve bir de korkunç olan bir şey var Levent. Ya köş dinlemek diye bir deyim vardır. O kadar çok yazı yazıldı ki. Sözcü gazetesi çok okunan bir gazete değil mi? Rahmi Turan orada defalarca yazdı. Bizim gazetede ben yazdım, başka arkadaşlar yazdı. Ya 65 yaş at başınıza, 65 yaş kadar taş düşsün be birader. Yani bu kadar da olmaz ya. Bu kadar kötülük olmaz ya. Bu kadar mı hainsiniz, düşmansınız ya belli bir yaş grubuna? Bırak ya, isteyen çıkar, istemeyen çıkmaz. Sen yani tamam yani belli alanlarda sınırlamalar koyarsın ama 65 yaş 3 saat ya böyle bir şey olur mu? Saat 10 ile 13 arasında yani ben doktor randevumu o sıkışta İstanbul gibi bir yerde düşünebiliyor musun? 3 saatte gidecek onu olmayacak bir şeyler bunlar ya. Çok korkunç kötü şeyler yani bunlara yani çok sinirleniyorum. Ben çok sinirleniyorum. Bu tutarsızlığa yani çok çok haklısınız Atoğlu abi. Sizi inanın bana sizin gibi özgürlükçü bir insanın böylesine kasılıp kalmış olması durumunu canı gönülden ve çok derinden hissediyorum. Çünkü bir nedenden ötürü bundan yaklaşık 2 ay önce ya da 2 ay bile değil 1 ay önce Büyükada'ya gittim. Sizin çok iyi bildiğiniz bir mekana. Tabii ki. Akşam da Büyükada'da kaldım ve gece restorandan çıkıp otele dönerken çok nadir olabilecek bir şey gördüm. Böyle bir yaklaşık 6-7 tane kolluk kuvveti yan yana yürüyorlar. Zaten adanın yolları dar, geniş yolları yok. Evet. Ve insanları işte uyarıyorlar. Sosyal mesafenize dikkat edin, maskenizi takın. Geldiğimiz dünyada, geldiğimiz çağda her ne kadar gerilemiş bile olsak bazı şeylerde yine de insanlık belli bir noktadan sonra yahu ben bunları düşünebilecek yaştayım. Ben kendi sağlığımı düşünebilecek yaştayım. Atıyorum bir barda değilim. İşte gece kulübünde değilim. Sokakta yürüyorum. Sosyal mesafeme önem veriyorum. Ve sizin beni uyarmanıza gerek yok. Ben zaten bunu biliyorum. Ama onun da başka üstünden baktığımda...
onun da gözünden, yani kolluk kuvvetinin gözünden de baktığında o seni tanımaz, o seni bilmez. Takılacaksa takılacak. Hatırlarsanız bazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları geçen işte bu yılın ilk aylarında, Nisan Mayıs aylarında bu kriz iyice yoğunlaşıp herkes evine gittiğinde dışarıya çıkmaya çalışan 70 yaş üstü insanlara, 65 yaş üstü insanlara saldırmayı hak bulmuşlardı kendilerinde. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Öyle bir sunum. Sanki hastalık onlardan taşıyormuş gibi. Halbuki yani onlara bulaşırsa daha tehlikeli olur. Yani göya onları koruyorlar ama yani bir kere böyle bir yanlış anlama var toplumda, özellikle genç kesimde. Bir de arka planda olan, yaşanan trajediler ve dramlar var ya. Sen yani adam çıkıp bir nefes alacak. Onu sen saatle ne sınırlıyorsun? Zaten sabahtan akşama kadar sokakta yaşlı bir insan mı var? Bu zaten bizim ülkemizde çocukların, hele büyük şehirlerde çocukların ve belli yaş grubu insanların dışarı çıkması mümkün değil. Bu hırgür ortamında, bu kavga, gürültü, koşuşturma ortamında işi yoksa adamın dışarıda zaten çıkmaz da çıkamaz da birader, nereye çıkacak? Bir de yasak koyuyorsun yani. Bu Büyükada'dan söz ettim. Yeri gelmişken söyleyeyim de, ben şimdi bu yasakların ilk günlerinde ben Büyükada'daydım ve o gün çıktım. Şu nedenle çıktım. Üniversiteyle online derslerimin son günüydü. O sırada, yani bir önceki dönemin son gününe denk geldi. Öyle bir şey oldu ya da bir sınavlar muhakkak yapmam lazım ve internet çalışmıyor evde. Düşündüm, arkadaşım var, Ahmet'i tanıyorsun tabii, Ahmet Tanrıverdi. Principo'ya gittim, dedim ki orada oturur yazarım onun bilgisayarında. Gittim nitekim, sabahtan akşama kadar bilgisayarda çalıştım. 3-4 tane şeyim vardı, sınavım vardı. Akşam da Ahmet dedi ki ya iki satır oturalım gelmişken. İki satır oturduk, işte eşim de geldi. Mesafeli de oturduk ha. Ahmet bir şiir okur musun dedi. Bir şiir okudum. Onu videoya çekti. Efendim polis müdürü beyefendi oradan geçiyormuş filan. Yani artık garez midir? Kötülük müdür? 3000 lira para cezası geldi bana ve eşime ve orada oturan arkadaşa. 3000 lira. Şimdi düşünebiliyor musun? Şimdi buna itiraz ettik. Yani burada söylüyorum ki belgelensin. Bu şeyde de TV programında da. Ahmet abi benden, ceza yazdılar mı? Yani arkadaş, dedim ki ya, savunmamda ben bir öğretim üyesiyim ve o gün bakınız internetim çalışmıyor. Bunu tetkik edip bak, bu öğrenebilir. Sabahtan akşama kadar ders yaptığımı da öğrenebilirsiniz. Ya ondan sonra siz bana 3000 lira bu vicdansızlık ya. Benden bu parayı istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi verse nasıl vereyim? Vermesen bu sefer her yerde karşına çıkacak bela. Bir de bu cezalardan bütçeyi dolduruyorlar. Başka yerlere harcadıkları, müteahhitlere, şunlara, bunlara dağıttıkları paraları senden, benden, fukara insandan çıkarıyor. Yok yok, yolda sigara yaktın, bilmem ne yaptın, durakta şunu yaptın, yok bilmem. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Şeyde bu İzmir-İstanbul arası otobanda giderken Ataoğlu abi, nedendir bilmiyorum, Balıkesir'i şavullamışlar gözlerinde. Balıkesir'in girişiyle otobandaki, bu İzmir-İstanbul otobanındaki Balıkesir girişiyle Balıkesir çıkışı arasına bazı yerlere radar koymuşlar ama radar aradaki mesafeyi ölçüp senin hızını ayarlayan radar değil. Buradaki radar o anda sen geçerken, o anda otobandaki hız limitine uyup uymadığına bakan bir radar. İnanır mısınız? O üçgen radarla kontrol tabelesi vardır. Küçücük. Bilir misiniz onu? Yolda görmüşsünüzdür bazen. Trafik kontrolü, radar kontrolü vardır diye koyuyorlar ona. Bir anda otoban trafikleniyor. Tabii. Yani o otobanda pek bir trafik olmuyor. Geniş bir otoban, uzun bir otoban. Hani trafiğin olmasını gerektirecek bir şeyin olmadığı bir otoban. Herkes kendi sünnetinde gidiyor. Ama Balıkesir girişinde ve çıkışında eğer o tabela varsa trafik yavaşlıyor. Çünkü herkes 120'ye düşüyor ve 120 altına düşüyor. Ve o süratle maalesef'tir ki bir anda bütün Balıkesir girişine çıkışında yoğun günlerde trafik oluyor. Neden? Çünkü işte bir şekilde eksik olan paraların bir şekilde çıkarılması. Ya burada da bir ciddiyet yok yani. Burada da bir ciddiyet yok. Ya esasında bu konuda da bir ciddiyet yok. Ya maalesef. Ya arkadaşlar, ey sevgili izleyiciler, dünyanın neresinde görülmüş ya bir, yani bir karısını katletmiş biri, yani mafya lideri şu bu. Ya
tehdit ediyor ya. Yani muhalefet liderini tehdit ediyor ve cumhurbaşkanıyım diye o makamda oturan kişinin de ağzını açıp bir şey söylemiyor ya. Yani tek adam onun bir şey söylemesi lazım. Ya böyle bir ülke olur mu arkadaşlar ya? Böyle bir yani şey olabilir biraz mi şey ya? Oldu. Yani ne yapmamız galiba, istiyorlar yani? Galiba Atoğan abi geldiğimiz yer itibariyle kendi seçmenini konsolide etmek ve kendi seçmenini sıkıştıra onları partizanlaştırmak duygusunun özünde yatan şey de bu. Ben bir şeye karşı çıkıyorsam benimle birlikte karşı çıkın. Ben bir şeye karşı çıkmıyorsam onu kim yaptıysa doğru yapmıştır. Bu bizim şeyimiz değildir, konumuz değildir. E düşünsenize yani ülkenin Maliye Bakanı istifa etti. Televizyonlar yayınlayamadı Atol abi. Bunun şiirini yazabilir misin? Evet, sevgili yazamazsın. Sevgili Levent ve değerli izleyiciler. Şimdi bak şöyle de bir gerçek var. Şimdi Erich Fromm önemli bir düşünürdür biliyorsun. Onun şöyle bir kitabında hani özgürlükle ilgili kitabın adını şimdi tam hatırlayamadım. Ama şunu söylüyor. Sömürmenin bir sınırı vardır. Sömürdüğün şey bu bir toprak olabilir, insan olabilir, bir durum olabilir. İki şık vardır. Bir sınırdan sonra ya isyan eder ya ölür. Ortası yoktur bunun. Böyle devam edip gitmez. Ya ölür ya yani bir şekilde isyan eder. Şimdi yani insanları hani senin dediğin gibi konsolide etmenin de yalanın da dolanın da şiddetin de zorlamanın da ya bir sınırı var ya. Artık yani insanlar koyun sürüsü değil ya. Koyun sürüsü bile isyan eder bir noktadan sonra ya. Çok fazla bir oraya sürersen sonunda biri oraya kaçar. Sürüyü bile güdemezsin ya. Bu akılla yani. Böyle olur mu? Allah aşkına ya. Size böyle şey olabilir mi? Kısa bir anı anlatayım mı Atol abi? Ben ortaokula gidiyorum. Ortaokuldayken bir ödev verdiler. Özgürlükle ilgili deneme yazın diye. Ben de özgürlük deneme duyunca hemen gittim bir tane Montaigne kitabı buldum. Montaigne'in özgürlükle ilgili denemesine baktım. Hani oradan bir kelime, bir cümle kullanırsam onunla birlikte belki hani bir ışık yanar aklımda diye. Montaigne'in özgürlükle ilgili denemesi şöyle başlıyordu. Özgürlüğüme o kadar düşkünüm ki hiç gidemeyeceğimi bildiğim halde dünya üzerinde bana Hindistan'ı yasak etseler yerimde duramam. Ben de bu cümleyi aldım. Çok hoşuma gitti. Bunun üzerine bir deneme yazdım ben de. Ama bu cümleyi Montaigne'den aldığımı söylemedim bir ortaokul talebesi olarak. Ödevler okundu. Hayatta bu çok başıma geldi. Levent hanginiz dedi öğretmen. Benim dedim. Bu ne demek dedi ya. Böyle cümle mi olur dedi. Bu ne demek dedi yani. Özgürlüğüme o kadar düşkünüm ki şu koskoca dünyada gidemeyeceğimi bildiğim halde Hindistan'ı bana yasak etseler yerimde duramam. Böyle cümle olur mu ya dedi. Nesi var öğretmenim bu cümlenin dedim. Sen hadi ben senin bu ödevini kabul etmiyorum. Sen git Süleymaniye'de bir bayram sabahı şiirini incele dedi bana. Saçılacak şeyler bunlar tabii. Yani evet tuhaf bir şey. Yani Süleymaniye'de bayram sabahı da güzel bir şiirdir ama bununla onun ne alakası yok, var yani. Yok kötü şiir demedim ben. Ama ya ortaokulda bana ağır geldi abi. Ay Allah ya. Sen de ona diyeceksin ki hocam öğretmenim sen de bu hocalığı bırak git Süleymaniye'de namaz kılmaya devam et ve yok öyle bir uğraşma. Şey yok yani hiç öyle bir hani derdim tasam yok ama nereden nereye savrulduğumu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi böylesine bir şeyden geçiyoruz, süreçten geçiyoruz. Toplumun bir kesimi sürekli toplumun bir kesimini tahakküm altında tutarak hangi kesimse artık o gücü elinde bulunduran. Yani şey geçenlerde izlemişsinizdir siz de işte kabul edeceksiniz, rahm olacaksınız, itaat edeceksiniz. Hepimizin ettiği gibi falan gibi böyle bir takım şeyler var. Garip garip söylemler var. Bizler özgür birer birey olmaya çalışıyoruz. Sanatımızı yaparak söylediğimiz sözü özgür bir şekilde söylemeye çalışıyoruz. Fakat gün geçtikçe sanki bir bataklığın içerisinde bir siyasi şovun malzemeleri olmaya başladık. Bundan dolayı çok muzdaribim. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Bence kötülüğün sonu yaklaşmıştır. Yani ben iyimser bir insanım mizaç olarak gerçi ama bu yani insana inanırım yani her şeye rağmen. Yani insanlığındaki birikime de inanırım. Belli bir birikimdeyiz. Yani biz 20. yüzyılın insanları, 21. yüzyılın insanları her şeye rağmen bütün alçak kötü yanlarımıza rağmen ve
hem şu insanlığın bütün, yani bir köpeğin ön bacaklarını kesmişler yavru köpeğin ya, az önce televizyonda. Yani böyle bir dehşet olabilir mi? İnsan ölmek istiyor ya, yani böyle bir şey olabilir mi? Bütün bu kötülüklere rağmen insanda iyilik özünün egemen olacağına inanıyorum ve bunun ben ışıltılarını ülkemizde de görüyorum. Sökmez yani. Sökmeyecek yani, bunu bilsinler. Bir kişi bile inancını kaybetmesin özgürlüğe, özgürlük gelecektir. Yani bu böyle bir şeydir. Yani böyle olmaz. Yani. Böyle olmaz. Böyle. Ama muhalefeti konuşabiliriz, şunu bin tane şey konuşabiliriz ama böyle olmaz. Yani böyle bir baskı, böyle bir yalan, böyle bir kötülük süremez yani. Sürmez. Sürdürülebilir bir şey değil. Ben de size katılıyorum. Umutla bitiriyoruz o zaman Atoğlu abi. Umutla bitiriyoruz bu akşamı. Bu pazar yine onur duydum sizinle birlikte olmaktan. Her bir araya gelişimde duyduğum gibi. Sizinle konuşmaktan, fikirlerinizi bize aktarmanıza aracı olmaktan dolayı gurur duydum. İyi ki varsınız Atoğlu abi. Sen de iyi ki varsın Demet. Yani anekdotumuzu baştan sona anlatmayacağım ama ben seni daha ilk oyununda görmüşüm. Yani Çehov'un Vişne Bahçesi'nde. Vişne Bahçesi'nde olardı. Bursa Devlet Tiyatrosu. Uzun boylu böyle bir delikanlı. Bu çocuk dedim, bu çocuğun geleceği parlak yani, açıkçası yani. Ve seninle iki satır konuştuktu. Evet. Yanılmadığım için de çok mutluyum yani. Ha, bu arada çok, çok söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Sen izleyicilerle de paylaşmak isterim. Geçen yaz Ali Suavi adıyla bir oyun yazmıştım. Ali Suavi. Yani önemli bir tarihsel kişiliktir. Bu kadarını söyleyeyim. Bu yazda yıllar önce yazdığım ve Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Lozan'ı yeniden elden geçirdim. Yani şu kötü günler yüzünden çok şey olamıyor. Yani aktualite kazanamadı ama şehir tiyatrosunda muhtemelen sahnelenecek ve İstanbul Belediyesi zannediyorum ki daha da bir üst düzeyde onu ele almak şeyinde. Çok memnunum. Yani iyi bir şey olacak. Anti-emperyalist bir oyun yani ama tiyatronun bütün özelliklerini de içinde taşıyan. Yani bizim halk oyunları var, maskeli balolar bilmem neler falan. Güzel bir oyun. İki oyunum var ki beni mutlu ediyor. Sen bir tiyatro adamı olarak, değerli bir tiyatro adamı olarak hem sana hem de senin aracılığınla topluma bunu söylemek istedim. Ben de bunun takipçisi olacağım. Her ne kadar şehir tiyatrolarında biraz muvakkat bir durumda olsam da. Ben de bunun takipçisi olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Pazar akşamına konuk olduğunuz için. Atoğlu abi. Eşinize de sevgilerimi iletin lütfen. Görüşmek dileğiyle. Geçmiş olsun yani bütün yakınlarına, İzmir'deki hepsine. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz. Levent Üzümcü ile Art Sanat'ta bu pazar konuğumuz büyük devrimci, büyük şair Atoğlu Behramoğlu'ydu. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Umarım yine stüdyomuzda bu yayınlarla yine birlikte oluruz ama biz sesimizi kesmeden sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bunu böyle bilmenizi isterim. Sevgiler, selamlar hepinize. Tekrar iyi pazarlar.